Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte üniversite öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, Başkan Gençlerle Buluşuyor adlı proje kapsamında Necmiye Mehmet Yazıcı Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Başkan Yazgı programda gençlere yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorunlarını dinledi, sohbet etti. Sizler için, yani sadece sizler derken gençlerimiz için yaptığımız bir tane büyük proje var. Aslında bir çok var ama özellikle önümüzdeki Nisan ve Mayıs ayında iki tane büyük projemiz var. Birincisi 23 ve 29 Nisan'da kitap fuarı yapacağız. Yalnız bu kitap fuarı ilkinden daha büyük olacak. İlkine gelen var mıydı aramızda? Evet. Katılanımız olmuş bile mi? Biz bunu otobüslerimizi göndereceğiz. Siz de otobüslerimizle beraber o kitap fuarına götüreceğiz. Yani servislerimiz olacak. Bu kitap fuarında sizlerin de beğendiğinizi umduğumuz yazarlarımız olacak. Onların sohbetleri, süreçleri olacak. Zaten birçok kitabımız olacak. Bir de böyle okullarımızın yapmış olduğu bazı projeler var. O projeleri de orada sergileyeceğiz. Onların hazırlığını olacak. Mayıs ayında da 4-5-6 Mayıs'ta Gençlik Festivali. Gençlik Festivali'nde katılmış olduğunu. O zaman yok muydunuz burada? 19 Mayıs'a denk gelmişti. Belki de o anda tatil olduğu için olmayabilirsiniz. Tatil olmadı. 4'ünde, 5'inde, 6'sında çok güzel bir gençlik festivali yapacağız. Sanatçılar gelecek, sürpriz sanatçılar. Çok güzel, yani 3 gün boyunca dolu dolu geçecek. Akşamları konserler olacak. Sabahları da orada bizim standlarımız olacak, yerlerimiz olacak. Pasta yapmadan tutun da cam üflemeye, çiğneye, halk sanatına varıncaya kadar tam böyle 10-15'e yakın değişik kurslarımız olacak. Orada da sizleri doğru yönlendireceğiz inşallah. Aksaray Belediyesi Müzik Grubu'nun mini bir konser verdiği gençlik buluşmasında öğrenciler program sonunda meddah gösterisi izledi. Aksaray İHA İnsani Yardım Derneği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mahallene ve okuluna sahip çık, uyuşturucuya hayır temasıyla uyuşturucuyla mücadele konusunda konferans düzenlendi. Mahallelere hitap eden okul, cami, belediye ve STK'ların önemli olduğu dile getirilen konferansta uyuşturucu bağımlılığı mücadelesinin emniyet ve devlet kurumlarının omuzlarına yüklemenin büyük bir hata olacağı ifade edilerek başta STK'lar olmak üzere herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi vurgulandı. Aksaray İHA İnsani Yardım Vakfı ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle mahallene ve okuluna sahip çık, uyuşturucuya hayır konferansı Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konuşmacı panelistler İl Sağlık Müdürü Doktor Cengiz Han Kılıçarslan, uyuşturucunun adeta salgın haline geldiğini belirterek bu çok vahim bir durum. Gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor dedi. İlk Ekim ayında yaptığımız valilik ve yardımcımızın katkımıyla toplantıdan sonra il düzeyinde İl Eğitim Müdürümüzün desteğiyle okuldaki öğrencilere eğitimlerimizi verdik. Belediyede kiraladığımız billboardlarla uyuşturucu mücadele afişleri astık. Daha sonra yine sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bisiklet dağıtma programımız oldu. Kızlarla bir görüşümüz oldu. Hakkı Kargılar Bey'in önderliğiyle. En son İHA Başkanımızla oturup konuştuğumuzda biz biliyorsunuz tıp fakültesine kavuştuk. Tıp fakültesi olduktan sonra öğrencilerimizi ve gençlerimizi bilinçlendirmek amacıyla bir toplantı yapmamıştık. Osman Bey'le iletişime geçtik. Sağ olsun bizi kırmadı. Ama o bizim şöyle bir farkındalığımızı arttırdı. Böyle bir toplantı yaptığın için 22 yaşta bir sınır koyabiliriz. Çünkü biz biliyoruz ki uyuşturucuya başlarken çocuklarımız, gençlerimiz en çok meraktan başlıyor. Biz bir farkındalık oluşturalım derken çocuklarda belli bir merak duygusu oluşturmamamız gerekiyor. Ve geldiğiniz noktada hepiniz buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum.
22 yaş sınırı koymamıza rağmen güzel bir katılımla inşallah toplantımızı tamamlayacağız. Ben sözümü inşallah ilerleyen süreçte devam edelim. Uyuşturucu toplumsal bir sorun. İnşallah toplum sevgi olarak Aksaray Narkotik Şube Müdürü Saadettin Bircan, uyuşturucu maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, madde bağımlıları ve sokak satıcıları başlıkları altında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Arkadaşlar, Aksaray bildiğimiz gibi Türkiye'nin doğusunu batısını arasında yol güzergahında, İpek Yolu dediğimiz bir yolda bulunuyor. O yüzden kaçakçılığı yoğun olarak kullanıldığı bir güzergah. Bu güzergahın tabii ki ilimize etkisi var mıdır derseniz, ilimize etkisi muhakkak vardır. Her giden uyuşturucu ilimize de bir şekilde geliyor. Şimdi uyuşturucu olarak Aksaray'ımızın sorunu büyük arkadaşlar. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Hep beraber geçelim. Bu tek bir kurumun üstesinden geleceği bir artık konu olmaktan çıktı. Bütün devletin kurumları, STK'lar, mahalleler, muhtarlar, komşular, kim olursa olsun topyekun mücadele etmemiz gereken bir konu olur. Arkadaşlar, uyuşturucudan kurtulmak gerçekten çok zor. Bunu hocalarımız daha iyi bilir, sağlık yönünden daha iyi bilirler. Özellikle kimyasal dediğimiz sentetik uyuşturuculardan dönüş gerçekten çok zor. İrade üstü bir nitelik gerektirir. O yüzden biz her zaman diyoruz ki bunun farkındalığını bir şekilde temelden vermemiz lazım ki uyuşturucuya hiç başlamamak. Asıl amaç hiç başlamamak. Başladıktan sonra dönmeyi çok zor gerçekten. Hiç başlamadan bunun zararları nedir? Ailelere, bireylere bunları anlatmamız gerekir. Bilmeleri gerekir. Sonradan başlarına gelecekleri de geri dönülmeyecek bir yola girmeden önce herkesin farkındalığını anlatmamız gerekiyor. Bununla ilgili tabii ki bütün kurumlarımızın projeleri var. Herkes konuyu ciddiyetini biliyor. Herkes destek veriyor. İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay, Anadolu'nun birçok kentinde uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadeleyi anlattıklarını belirterek, özellikle mahalle ve okullara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Evet, bu madde bağımlılığı 2014 yılında Türkiye'de sentetik kimyasal, hepinizin duyduğu gibi popüler olan medyada da toplumda da bonzai kelimesi. Bu sentetik türü çok ucuz olduğu için Türkiye'de ciddi bir şekilde yaygınlaşmış vaziyette. Yani şu an Türkiye'nin yaklaşık 50 şehrinde bu kimyasal uyuşturucular gençler tarafından bir şekilde kullanılıyor. Tabii bu kimyasalların bu kadar Türkiye'de hızlı bir şekilde yayılmasının çok farklı nedenleri de vardır. Yani sosyolojik nedenleri de vardır. Ailevi sebepler, kültürel sebepler vesaire vesaire. Ama biz sonuç itibariyle 80 milyon bir nüfusumuz var ve nüfusumuzun %72'si 35 yaşın altında, yaklaşık %50'si ise 25 yaşın altında. Ciddi bir genç nüfusumuz var. Türkiye'nin 20 milyonu nüfusunun, yani 20 milyonumuz çocuk. Yani bizi bekleyen ciddi bir tehlike var. Bu bağımlılık sadece madde bağımlılığı değil. 2014 yılından itibaren devlet bunun farkına varıyor ve geçtiğimiz aylarda devlet bakanımız ise bir seferberlik ilan etti. Yani bu 3 yıl içerisinde Sayın Recep Akdağ Başbakan Yardımcısı, eski Sağlık Bakanımız, eğer 3 yıl içerisinde bu mücadelede galip gelemezsek, Avrupa'da olduğu gibi risk azaltıcı yöntemlere başvuracağız dedi. Yani. TADAŞ'lar Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sabit Kürşat Korkut, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında kabul ettiği dernek başkanı ile bir süre görüşen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Erzurum'dan yaklaşık 100-150 yıl önce Aksaray'a gelen Dadaşların kendin çeşitli mahallelerine yerleştiğini, bugün önemli sayıda Dadaş'ın Aksaray'da yaşadığı bilgisini veren Korkut, kurulan Dadaşlar Kültür ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile çeşitli faaliyetler düzenlediklerini söyledi.
Dernek Başkanı Sabit Kürşat Korkut, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı dernek faaliyetleri kapsamında 24 Mart tarihinde Atatürk Spor Salonu'nda düzenleyecekleri Zeytin Dalı Gecesi konser programı ve Dünden Bugüne Çanakkale programına davet etti. Allah'tan bir mani olmazsa Dadaşlar Derneğimizin Zeytin Dalı Afrin Dünden Bugüne Çanakkale gecemize tüm Aksaraylı hemşehrilerimizi davet ediyoruz. 24 Mart'ta Cumartesi akşamı yapacağız bu gecemizi. Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Bütün Aksaraylı hemşehrilerimizi davet ediyoruz, bekliyoruz inşallah. Evet, ben de bütün Aksaraylı hemşehrilerimizi Dadaş Derneği Başkanımızla beraber davet ediyoruz. İnşallah güzel bir programla İnşallah. Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'na buradan bir kere daha desteğimizi göndereceğiz. İnşallah. Ziyareti sebebiyle Korkut'a teşekkür eden Başkan Yazgı çalışmalarında başarılar diledi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor şampiyonluk yolunda hafta sonu en önemli maçlarından bir tanesine çıkacak. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor, Yozgat Spor 1959 Futbol Kulübü ile karşılaşacağı maç için antrenmanda. Temsilcimiz ligin 23. haftasında oynanacak Yozgat Spor maçına takımın önemli oyuncularından olan Burhan'dan Yoksun sahaya çıkacak. Burhan gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alarak şampiyonluk yolunda takımımızı en önemli maçında yalnız bıraktı. Şampiyonluk yolundaki en önemli maçına çıkacak olan futbolcular antrenmanlarda taktik ve kondisyon çalışmaları yapıyor. Takımımız maç eksiğiyle 53 puanla ikili averajla ikinci sırada yer alırken şampiyonluk yolunda en büyük takipçilerinden olan Yozgat Spor 1959 Futbol Kulübü 49 puanla 3. sırada yer alıyor. 68 Aksaray Belediyespor 18 Mart Pazar günü saat 14'te Bozok Stadı'nda Yozgat Spor 1959 Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Tekerlekli sandalye basketbol takımı temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor 18 Mart Pazar günü kendi evinde Muş Belediyespor Kulübü ile karşılaşacak. Tekerlekli sandalye basketbol takımı temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Ligde 18 puanla 9. sırada yer alan temsilcimizin rakibi Muş Belediyespor Kulübü 19 puanla temsilcimizin bir üst sırasında 8. sırada. Rakip Muş Belediyespor Kulübü geçen hafta karşılaştığı Adana Engelliler maçından aldığı galibiyetle küme düşme hattından kurtulurken temsilcimiz için ise tehlike devam ediyor. 18 Mart Pazar günü oynanacak olan maç rakibimizin sahasında 13'te başlayacak. Sevgili seyirciler, haftanın son iş gününde sizlere veda ederken hafta sonu haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle Şirin Erdoğan arkadaşımız karşınızda olacak. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.